Şimdi telefon hattımızda Burak Uçar var ve bize oradaki atmosferi aktaracak maç sonrasında. Evet. Evet, yavaş yavaş stadyum boşalıyor. 3-0'lık yenilgi sonrasında moraller bozuk tabii bir aile. Bursaspor yöneticilerde başkan İbrahim Yazıcı az önce üzgün olduğunu. Kötü oynadı Bursaspor. Herkes de bunu kabul edecektir herhalde. Yani azmiyeti ya puanı hak ettiğini söyleyemeyiz. Erken gelen goller. Çok doğal bir sonuç belki. Liderlik baskısı. Buradaki hava hakikaten maç öncesi, yani dünden bu çok ilginçti. Hiç görmediğimiz, bugüne kadar hiç tanıdığımız bir kalabalık kafileyle geldi Bursaspor buraya. Yani futbolcuların bu baskı, bu stresi çok da kaldıramadıklarını gördük. Maça konsantrasyon anında bir sıkıntı yaşandı. Bursa'da oynanan Fenerbahçe'nin kazandığı maç görüntüsündeydi bence Bursa sporlu futbolcular. Yani bir türlü ritmi bulamadılar, ritmi sağlayamadılar. Yani bireysel hatalar da yapıldı. Bunların işte o iki pozisyonda topu alması, çok iyi kullanabilen bir futbolcu tabii. Volkan Sercan, yani yapamadı Bursa sporlu futbolcularda. Kimler iyiydi, kimler kötü diye düşünüyorum. İyi olan futbolcuyu söyleyemeyeceğiz herhalde. Yuankov'dan Turbe'ye kadar bugün her zaman alıştığımız görüntülerinden uzaktı Bursaspor futbolcular. Bazen böyle oluyor demek. Ben yere giden daha çok 3-0'a üzüldüm çünkü Bursaspor'un rakibi hep söylüyorum Kayserispor ve lig sonunda öyle bir puantaj olabilir ki Kayserispor'la ikili averaja nasıl söz konusu olabilir. Burada da 3 gollü 3-0'lık bir avantaj Kayserispor'da olacak. Yani bir gol bile önemliydi Bursaspor'un atacağı bir gol bile bugün son biriyle 2-0'da maç 2-0'da yakalamıştı bu şansı. Yani olmadı. Yine de maç dönebilirdi ikinci yarıda. Ama o üçüncü golü yemek hakikaten bütün planları alt üst etti. Kayseri'nin gollerinin erken gelmesi dediğiniz gibi. Bir de şunu kabul etmek gerekir ki buradaki stadyumun yapısı söylüyoruz. Çok güzel, çok modern stat ama hani Fenerbahçe stadından daha etkili bir atmosfer oluşuyor ki Kayseri spor seyircisi pek bir şey yapmadı ama içerideki ses düzeni futbolculara çok etki ediyor. Bunu canlı olarak burada yaşadık bizler de. Basın tribünündeki bütün Bursa'da arkadaşlar dostlar aynı söylediler. Saracoğlu'nda da öyle bir hava vardır. Atmosfer gergindir ama bu daha da bir gerginlik oluyor. Yani gerilimli bir atmosfer yaratılmış oldu. Bu da olumsuz etkilemişti. Her şeye rağmen Bursaspor çıktı. Etmeye çalıştılar ama olmadı. Bazen olmuyor. Bu sene kötü oynayıp da kazandığı maçlar da Bursaspor ama bu kez kötü oynadı ve kaybetti. Dünyanın sonu değil. Buradaki yani, kanı da bu. Yani Bursaspor'u bu noktada eleştirirsek biraz ayıp ederiz. Bu eleştirimizi yapalım ama buraya kadar gelmeleri, buraya kadar getirmeleri bu işi sonuçta büyük bir olay. Ama bundan sonrası için de yine takımımızın arkasında durmak diye düşünüyorum. Çünkü her hafta farklı maçlar oynanıyor, farklı sonuçlar alınıyor. Bir sonraki hafta, iki sonraki haftayı görebilmek çok zor. Bunun için ne söyleyeceksin? 10 tane sarı kart var çıkarılmış. 7'si Kayseri sporlu futbolculara gösterilmiş ve ben biraz önce söylediğim ortalama 180 saniyede bir faul yapılmış bir maçta. Evet. Tabii çok sayıda sarı kart çıktı Kayseri sporlu futbolculara da. Biraz sert oynadılar. Biz maç öncesi hep Bursaspor'un tarafından baktık meseleye. Evet. Bursaspor kazanırsa lider olur dedik. Ama Kayseri sporcular da oradaki Kayseri'li basın mensupları da aynı görüşteydi. Kayseri spor da kazanırsa liderlik hesapları yapacak. Çünkü akşam Galatasaray'ın puan kaybı halinde onlar lider olacak. Kayseri spor daha hazırlanmış, yani daha bir farklı hazırlanmış bu maça. 4 ton gıda ikramı yapıldı. 4 ton kuru pasta. Belki dünyada bu ilk yıl. İşte taraftarlar özel organizasyonlarla getirildi buraya. İçerideki müzik, ses gösterileri, işte ışık gösterileri içeride, banko vizyondan yapılan gösteriler. Yani Bursa tamam çok taraftarla geldik ama yani 2000 taraftar, 3 ocaklar
Kayseri Spor açısından da çok istediler ve gergin başladılar aslında. Onlar da gerginlediler. Gol bir 5-10 dakika daha gecikseydi bu sarı kartlar kırmızıya dönebilirdi. Evet. Peki Sayın Uçar, başka bir şey var mı aktarmak istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz? Aa, çok büyük üzüntü Kamusu Spor kafilesinde, onu söyleyeyim. Videolar zaten Spor TV'ye eklenecek yavaş yavaş. Yani bakıldığım bir kağıt üzerinde dünden bu yana 11 tane karşımıza çıkan işte oteldeki görevliden taksi şoförüne kadar Kayseri'liye bir takım tutuyorsun sorusunu sordum. Kameraman Zahmet Bilmecen de yazıp getirdi. 11 kişiye, 11 farklı statüdeki, farklı konudaki kişiye sordu. Ve sadece bir kişi, o da sağ zeminini tahmin eden belediye işte Kayseri Sporlu'yum dedi. Onun dışındaki 10 kişi de, 11'de 10, Fenerbahçe, Aksaray ve Beşiktaş'ın isimlerini söylediler. Böyle bir yer Kayseri, muhteşem bir stat, muhteşem bir takım, çok iyi bir takım var Kayseri Spor'un. Tolunay Kaptan çok iyi bir takım. Ama maça ilgi işte ancak bir lira olunca taraftarın ilgi söylüyor. Kayseri'de yaşayan Kayseri liderin, asıl takımların Kayseri Spor olmadığı bir burası. Ve şu anda Bursa Spor'un üzerine çıktılar. Bu tabii sosyolojik bir tartışma konusu. Bunu ayrıca tartışırız ama bu da benim bugün karşılaştığım ilginç bir nottu. Bunu da paylaşmak istedim. Maç öncesi organizasyonlar da bunu kanıtlıyor zaten değil mi? Ücretsiz toplu taşım araçlarının ücretsiz oluşu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Burak Uçar yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim.